Selam herkese. Zirve adamı gene zirvelerde. Çok güzel bir yerdeyim. Videoya başlamadan önce like'larınızı da atmayı unutmayın dostlarım. Şu gördüğünüz yerde tam karşı tarafta bak. Gördüğünüz yerde bir koçbaşı. Çok mükemmel bir işaret yapılmış. Roma antik çağ dönemine ait bir yerdeyim. Burası zamanında ticaretin sağlandığı ve geçişlerin başka yerin olmadığı tek bir yerdeyim. Buranın adı, burayı Kedik diyorlar dostlarım. Kedik yani o zamanın anlamıyla kapı. Başka bir geçiş yeri yok mu? Sadece buradan geçiş oluyormuş. Şimdi şurayı size bir net bir görüntüleyeyim. Şöyle gelelim. Gerçekten de süper bir yer. Koçbaşı'nı gayet net gördünüz. Şöyle burası yol. Görüyorsunuz. Şurada yağmur yağdığı zaman demek ki nöbetçilik. Burada nöbetçiler. Buranın altına giriyormuş. Şimdi odayı da göstereceğim oradan gelirken. Burası. Şimdi buradan gelelim bu yoldan. Zamanında burada işlem olduğu çok belli. Şimdi buradan şöyle geldik. Şurayı görüyor musunuz? Burası bir kapımış dostlarım. Bir geçiş güzergahı. Burada kervanların o zaman katırla, kervanla buradan ticaretin sağlandığı zaman buradan sadece bir buradan geçiş varmış. Zamanında burada işlem olarak açılmış, kırılmış gördüğünüz gibi. Buradan sadece buradan sağlanan bir yol varmış. Buranın da o zaman tabii kimse geçemiyor. Eşkıya dahil geçemiyor. Güvenliğini antik çağ zamanından Roma'nın burayı koruyorlarmış. Buradan ticaret buradan sağlanıyormuş. Tek geçiş burasıymış İpek yolu olarak. Gördüğünüz gibi kaya bayağı bu tarafı yüksek, çok yüksek. Gerçekten de buradan geldiğimiz zaman bu tarafı da çok yüksek. Geçiş yok. Sadece buradan burada bir kapı varmış. Burada kapıda duvarlarını daha ile belli. Buradan geçiş sağlanıyormuş kontrollü olarak. Şimdi şöyle gelelim. Şöyle geldiğimizde şu şekil yol buradan yol yamaçtan direktman karşı taraftan arka tarafa gidiyormuş. Şu gördüğünüz gibi karşıda da bir insan figürü yapılmış. Deve var onun yanında da nöbetçisi bekliyor. O arka tarafında kaldı. Orada yan tarafa geçip onu da görüntülemeye başlayacağım. Ama şu koçbaşının definesini duyumları için buraya geldim. Yüksek bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi gerçekten de zirve adamı zirvelerde gerçekten de çok büyük bir yüksek bir yerdeyim. Gerçekten de süper bir yerdeyim ama burayı duydum. Geldim incelemek için burayı. Çünkü burayı Kedik diyorlarmış. Yani kapı anlamına geliyor. O zaman tek geçiş güzergahı burasımış. Şimdi dostlarım buradan şu koçbaşını bir inceleyelim. Koçbaşının baktığı yönde şu aşağı taraf bakıyor. Koçbaşı ileri doğru bakıyor. Şu koçbaşı aşağı tarafta bakıyor. Eğilmiş. Onu bir gidip inceleyelim. Şurada bir tünel var dedim. Onu da göstereyim. Uf, burada tikenler var. Bak mahvetti beni. Dediğim gibi burada oturma yerleri varmış. Şekil vermişler buralara. Şöyle geçelim. Gerçekten de bayağı şekilli bir yerler. Şurası da Via Goltalan taramayla baktığımızda içeriye doğru giden burada odalar mevcut. Gördüğünüz gibi İçeri doğru şöyle bakalım. İçerisi gayet net belli doldurulmuş. Aşağıya doğru gidiyor dostlarım. Tabi burada çok zaman geçmiş. Yıllar geçmiş. Bayağı eski bir yer. Şöyle gelelim. Şurada da güneş mi vuruyor? Karşıda da bir mihrap var. Oda var. Tam şurada bak karşıda. Şimdi orayı çıkmayacağım. Gördüğünüz gibi tam orada. Güneş de tam böyle doğuyor bak şu anda. Zirveden, zirve adamın
Güneş burada yakaladı. Şimdi geldiğimiz gibi Koçbaşımız neredeydi? Oradaydı dostlarım. Koçbaşının şöyle bakalım bak. Koçbaşının bir gözü, bir burnu şöyle gözü aşağı bakıyor. Şu aşağıya bakıyor dostlarım bak. Şurada bir yer var bak, bir taş var. Orayı inip orayı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Koçbaşı'nın kayanın tepesindeydi. Şurada da yol dediğimiz kedik geçiş, güzergah, İpek yolunun tek geçiş yönü. Koç'un baktığı yönden aşağı geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi dağın tam bir vadisinde şuralara örülmüş koca duvarlar görüyorsunuz, gayet net belli. Tarihi ve çok eski, o zamanki teknoloji olmadan bu kayalar, burayı, bu duvarlar, bu vadiye niçin örülmüş? Bunun size açıklamasını, bu bilgiyi, videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman gayet net göreceksiniz. Şurada bir tane murç izimiz var. Ne demek istiyor? Murç izine de benziyor. Biraz çok, şimdi ben bunun açıklamasını yapmak istemiyorum size. Bu yönde araştırmanı yap diyor. Şimdi buradan bir geçelim arkadaşlar. Şöyle. Şu duvarı güneş de vuruyor biraz. Şu gayet net örülmüş. Belli. Buradan çıkalım yukarı. Şöyle bir de görüntüleyeyim de size. Gördüğünüz gibi. Buradan yukarı çıkalım. Buradan çıktığımızda örmenin şu bölüme kadar geldiğini görüyorsunuz. Şu taraf ana kaya. Şu duvarın üstünden şöyle gidelim bak. Görüyorsunuz. Duvar örmeleri. Gayet net belli. Böyle geliyor. Şu şekil burayı kadar geliyor. Burada bize ne anlatıyor sevgili dostlarım? Şöyle de tam size net olarak çekeyim ki burada neyi anlattığınızı söyleyeyim. Burada içeri giden bir oda var. Neden derseniz şu bölüm, bu bölüm zemin, taş zemin. Bunun altından odanın girişini yapmışlar. Çünkü şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yer. Nereden diyeceksiniz? Orada kapı girişi V gibi yapılmış yer. Üste de Koçbaşı vardı. Çok bir sarp yer. Şöyle yukarı doğru görüntüleyeyim. Gördüğünüz gibi uçurum bir yer. Şöyle aşağı doğru da bir görüntüleyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi aşağısı da uçurum bir yer. Çok gerçekten de korkunç bir yer. Şöyle de dağın zirveleri olduğunu size söyleyeyim. Gerçekten de süper bir görüntü. Bir işlem yapılmış. Şurada yılan kobra kafası gibi bakmış. Aşağıya veriyor. Ona anlatımıma geleceğim. Dediğimiz gibi burada Madruk AZ-7000 ile burada baktığımızda Madruk AZ-7000 ile şu bölümden şöyle giden, bak şu şekil içeri giden bir tünel tespit ettik. Viagold alan taramayla üst tarafta baktım. Çünkü Madruk AZ-7000 üstleri sansür uğramadık. Biraz sarp yerler ama Viagold alan taramayla baktığımda içeride odaları da gayet net şekilde tespit ettik. Zaten buranın kapatıldığını, duvarın örüldüğünü, şu şekil geldiğini, bak duvarın nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Şu bölümde, şu bölüm ana kaya, şurası duvar örülmüş. Şimdi burada hafif bir baktığımızda şuranın altında boşluk olduğunu ve içeri giden tünelin göreceksiniz. Bak zamanla biraz açılma olmuş. Pardon, elimde bir yanda şeyle çalışmayla olmuyor. Bak görüyor musunuz? Gidiyor. Burası içeri gidiyor. Şöyle hafif açayım. İçerisi boşluk. Dediğimiz gibi şu ana tabakanın altında odalar mevcut. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Şurası tuzaklı. Şöyle tam bir net bir görüntü çekeyim size. Gördüğünüz gibi buralar tuzak yapılmış. Bu tuzakların anlamı bu altında odaların, ama
Şu karşıda da küçük sunağa benzeyen bir oval şeklinde murç izi vurulmuş. Bu da bir kobra kafası gibi şu şekil aşağı bakıyor. Burayı incele diyor. Şöyle indiğimiz zaman gerçekten de korkuyorum. Şu kamerayı çekerken bile şurada korktum. Neden diyeceksiniz, şu tuzakları görüyor musunuz? Gerçekten de kendim korkuyorum şu anda. Gelme ihtimali bile çok yüksek. Allah etmeye. Şu yukarı tarafta insan eliyle döşenmiş tuzakları görüyor musunuz? Şu kayalar asaletten tutuyor. Şu kayalarda odaya girmeye kalksam belki de sallantıda şu alttan ilme ihtimali çok yüksek. Gerçekten de şöyle net olarak size bir görüntü paylaşayım. İnsan eliyle döşenmiş bir tuzak burası. Ama odalarda Via Gold'la baktığımda çok değerli bir sinyal alıyorum. Gerçekten de süper. Süper bir yer ya. Gerçekten de ya. Şuraya bak ama çok tuzaklı, korkunç bir yer. Şu bölümde, şu bölüme Via Gold buraya doğru alan tarama değerli verdi. Orayı inceleyeceğim. Şunu da göstereyim, şu örneği. Hani her zaman diyorum ya, bak sunak yapılmış. Şurayı tekerlecik. Gördüğünüz gibi şöyle tam çevireyim. Şuradaki sunağı görüyor musunuz? Tekerlecik sunak. Sunaklarda neydi? Ayak altında olsaydı sunaklarda 15-20 metre oynardı. Ama şu sunak kayanın yamacında, bak sarp yerinde olduğu için, bu ne demek istiyor bize? Hemen alt tarafında sunak yukarıda. Bak sunak yukarıda. Alt tarafında burada içeri giriş. Mezar odaları demek, hemen dibinde demek. Dediğimizde burada bir örneğini az önce şurayı da kurdalayacağım. Sen bir gelsene bir, şu dostum şu kamerayı tut. Şurayı bir inceleyelim. Şu yandan gel. Şöyle bak, şurayı net olarak göster. Bak şurada bir bak. Bak aşağı nasıl gidiyor bak. Biraz açalım. Şurayı bir şeklini göstereyim diye yapıyorum. Gördünüz mü? Aşağı içeri gidiyor. Bak. Kum. Bak şurayı tam net görüyor mu dedik? Gördünüz mü? Dostlarım bak. İçeri doğru gidiyor. Burada zamanında dedim ya, döşemeler olmuş. Altta oda olduğu için. Bak. Hop açarı gitti. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Burada zamanında kayaya dayamış. Buradan içeri giriş. Bir mezar odaları mevcut. Böyle gidiyor içeri doğru. Aha içeri böyle gidiyor. Şimdi şöyle kalk ayağa, orayı görüntüleye dur. Şu dedektörümü ben bir çalıştırayım. Şöyle tut. Bir ayar yapalım şurada. Açalım. Şimdi Via Gold'la burada bakacağız. Yüksek rakam olduğu için 26'ya 32'lik 20 kağıdında özel bir başlık kullanacağım. Şimdi bir şeyimizi yapalım. Bakalım lan buralarda metal var mı? Buralarda şöyle tut. Altta boşluk veriyor bak. Görüyor musunuz dostlarım? Altı boşluk, mavileri görüyorsun değil mi? Damperleri bak. Bak görüyor musunuz? Altı boşluk. Neyse. Şurada böyle. Buralardan da korkuyorum ha. Aha burada da sinyal alıyor. Biraz uzak çeksen. Buralarda var, duvarlara da gitmeye korkuyorum. Burada var bak. Şurada var bile. Şuna bakalım bak. Tut bak onu piyanoyla nerede? Sen yaklaşma şuradan sen. Piyanoyla çalma. Burada mı ötüyordu? Ne var burada?
Değil mi? Çok eski. Roma dönemine ait antik. Antikça. Şuraya bir daha bakayım. Altta var mı? Bugün burada bir şeyler var ama ayırdım bakalım. Dur bakalım şimdi burada var mı? Yok burada. Şu anda gitti. Burada çok güzel bir sinyal alıyor. Değerli var mı bunun içinde? Şurayı tutar mısın? Bak, hem gümüş hem değerli var. %70 değerli bak. Altın. %70 altın. Gördün mü? Karışık. Şurayı şimdi bir bakacağım içeriye. Kazmamız neredeydi bizim? Kazmamız. Biraz sen ona göre şekil yap. Burada da mı alıyordu? Ama tuzaklı da korkuyorum da. Bu neymiş burada? Şuna bak. Bu taş. Bu taş da bir değerli taşa benziyor ya. Ne çıkıyor değil mi kamerada? Orta. Şu orta biraz yok ya benim. Gördün mü? Şunları al. Neyse. Şuraya bakalım mam. Neymiş burası? Korkuyorum da burada. Tuzak var çünkü. Dur. Şurada ne var? Bir uç mu? Bir uç değil mi? Bir uç kaya. Kaya o zamanki murç görüyor musunuz? Kırılmış ucu. Ok ucuna da benziyor ama bayağı bir şey. Şuraya at bakalım. Var mı burada başka? Buradan mı dedektör? Yine burada da var. Ne burası ya? Buradan nereye? Aha. Vah. Görüyor musun? Katır nalına benziyor. Dedim ya buralar karargah olarak kullanılmış. Altı dam buranın işte. Görüyor musunuz? Çivi çok eski. Katır nalına benziyor. Tarihi ne kadar eski. Öyle bir çivi yok yani. Başına bak. Değişik bir sistem ama bu. Bir şeye benziyor. Şunu da kenara koyalım. Yine orada da var. Yanı mı geldi şimdi? Vallahi. Nereye kaçırdın? Şöyle sen uzak çek, orayı çek. Dedektör bir daha tutalım. Ben de ayar yapayım ondan sonrası.
Gel bak. Burada da var. Burada da yok. Burada yok. Burada da yok. Burada var. Burada değerli veriyor. Şurada. Şuraya bakacağım ben. Merak ettim orayı. Burada ne var? Orayı deşeceğim bakalım. 50 santimde gösteriyorum. Burada da kökler var. Ne iş ya? Burada da korkuyorum. Bak şu tuzakları da tam net göster. Ses yapmaya korkuyorum ya. Gerçekten. Şu pointer'ı bakayım. Var mı? Burada. Allah Allah. Karışık bir şey bulamadım. Bak. Geçtik sıra bir şey çıkıyor buralar. Burada diyor ama aha gene. Değişik bu. Aynı. Bükük olanı bak. Görüyor musun? Çok eski bir. Şunları aşağı atletmesin. Dedektör burada mı diyor? Böyle derin burası ama. Vay anasını sattım böyle aşağı doğru iniyor. Buna ne var böyle? Daracık yer. Korkuyorum da burada. Nerede bir şey varmış? Aha burada var. Bu da para. Bu da para. Gördün mü? Gümüş sikke. Dediğim gibi Roma dönemine ait abi. Benden hiçbir şey kaçmaz. Var mı da? Hala burada bir şeyler alıyor. Şöyle yan kay. İşlem yapacağım. Şey var. Burada ne var bugün? Korkuyorum. Çıkana bak çıkana. Bu ne? Dur hele. Kırılmasın. Bunda bir şey var burada.
Gerçekten tuzaklı burası. Çok korkuyorum şuraya yani şöyle. Göster burayı tam. Bu neymiş böyle? Şuraya bak. Bu ne böyle? Altın. Adamlar üstüne çivilerden, keskilerden dökme sikke paralardan atarak bunu yapmışlar. Şunu geniş bir yere çıkalım. Buradan ben kayanın altından çıkmak istiyorum. Geç, geç. Buradan çıkmak istiyorum. Burası tuzaklı çünkü. Allah etmeye. Şuraya gel. Şuraya gel böyle güzel bir yere tuzaktan kurtulalım. Bu neymiş bunu bir inceleyeceğim. Net çekiyor musun? İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten de. İnanılmaz bir şey. Bu ne böyle? Dur bir de piyoterimi alıp gireyim de oradan. Kara sevda, kara sevda diyor ya. Evet, içinde bir şeyler var. Bu ne böyle? Şuraya bak. O zamanki demek ki orası. Kapatmışlar şurayı. Aldım ya şurada bakalım bak şunun içini net göster şu kum burada yok içinde piyonter de zaten sinyal veriyordu şunu bakalım bak bir tane hemen daha çıktı bu ne çok eski bir tip zincir gümüşe benziyor ona bakarız içinde var mı. Bu ne? Sikke. Çıkanlara bak çıkanlara. Şunları görüntüle bak. Şunlar var ya şunlar. Bunlar altın herhalde. Evet. Çok güzel. Şu. Dediğim gibi. Aha. Aynı. Yine burada bir şey var. Bu ne? Bu ne böyle? Harika bir şey bu.
Bu süper bir şey. Şu işlemelerine bak. Antik çağ bu, Roma dedim ya. O zaman yakut kullanıyorlardı. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten de. Şu işlemesine bak. Şu güzelliğine bak, şu işlemenin. Dedim ya, antik çağ Roma. Dedim ya, yakut. Hakiki yakut bak. Hakiki yakut kullanıyorlardı. O zaman dediğim gibi şu yakutun güzelliğine bak. Şu işçiliğe bak. Şuraya bak. Şu harika bir şey. İçerisi şey olmuş. Bakır ya, oksitlenmiş. Ama şu işlemeleri, şu yakut da şu işlemelerini çıkaramadım. Demek ki burada alt tarafta bu duvarın bu altından aldığımız odalarda demek ki burada bir kralın statüsü yüksek, yakın biri var burada. Çok, çünkü şu işleme antik çağda Roma döneminde en çok kullanılan işlemelerde yakut kullanılırdı. Şu işleme gerçekten de çok süper. Harika bir şey. Gerçekten de süper. Şuna bak, şu güzelliğe bak. Şöyle geçmeli. Kral tacına da benziyor. Yakutları çok harika bir şey. Çok süper. En iyisi bu. Şunun içine devam edelim bakalım. Neler var? Evet. Siki. Gördüğün gibi. Bunlar çok bir çeşit bir şey olmuş. Bir tane altın madalyon. Yine Roma dönemine ait çok kullanılan başları, kafalı bilezik, görüyor musun? Ama bu altın. Şöyle biraz parlatalım istersen. Evet, altın işlemeyi görüyorsunuz. Gayet net belli, belli dostlarım. Gerçekten de çok heyecan bastı beni şu an. Acaba bu kum mu yapmış böyle şurasını şey? Gördüğünüz gibi bir sikke. Yine bir altın. İşte bu be. Gerçekten de. Oo, şunun parıldayışı yeter. Görüyor musun? Şunun parıldayışı yeter ya. Gerçekten de bu ya. Gerçekten de bu. Harika ya. Daha var mı? Bu ne? Burada bir güzel bir şey var. Çiçeğe yeter. Bakır. Bu ne böyle? Bu ne, bir kafa? Bu ne böyle? Bu müjdesi böyleyse alttaki odaları düşünemiyorum. Altın. Ya dostlarım, bugün kamerada bir şey var. Burada gerçekten de bir şey var. Kamera 2'de 1'de kapanıyor. İnan ki var ya, ben bunun
Bayağı beni uğraştıracak. Şuna bak. Harika bir şey. Bu da altın. Şuraya bak. İskelet kafası gibi. Bu kurba şey mi? Kaplumbağa. Bunu yıkayıp bir göstermek istiyorum. Bak kaplumbağa. Görüyor musunuz? Gerçekten de çok değerli bir şey. Güzel mi? Gerçekten de bunlar harika bir şey ya. Şu gümüş, şu altın. Vallahi bugün var ya gerçekten de. Yok mu başka? Yine bir şey. Harika ya. Şunlara bak ya. Gerçekten de bugün dostlarım yine kamera aynı hatayı verdi. Burada bir şeyler var gerçekten de. Keşke alıp yukarı tarafta içine baksaymışım. Aha, çıkanlara bak. Gerçekten de süper harika parçalar çıktı ya. Şunlara bak, şunlara. Şuraya bak, şuna. Yine yakut. Görüyor musunuz? Yine yakut var. Bunları bir altın olması gerekiyor bu herhalde. Altın mı? Şöyle bir bakalım. Evet. Altın. Gördüğünüz gibi. Yakut çok güzel, harika bir şey. Yine bir harika bir parça. Antik çağ olduğu gerçekten de belli. Şu süsleme, şu harika. Yine bir kaplumbağa yapılmış. Bir kaplumbağa şekli verilmiş. Yüzeye, ondan sonra üstüne de yakut işlemesi yapılmış. Gördünüz mü dostlar? Şunu şuraya koyalım. Yine devam edelim. Ne? Bu da küçük, o zaman Roma dönemine ait yine bir küçük sikke. Valiliklere, özel bölgelere basılan sikkeler. Şahıs adına. Yine bir gümüş. Gümüş, üstünde baskısız. Görüyorsunuz. Yine bir sikke. Bunlar için temizlemeyi, şuradan uzaklaşmak istiyorum. Çünkü ikide bir de kamera. Söze gerek yok. Şurası net görüntülü. Harika bir şey ya şunlar. Oo, gerçekten de Koçbaşı dedik ya yukarıdaki. Demek ki bu alttaki sinyal aldığımız odaları açsak buradan demek ki neler çıkacak, neler. Böyle bir
müjdesinden bunlar çıkıyorsa, şunu da net gözükçe bak, bir tanesi bakır, bir tanesi de gümüş ya da beyaz altın da olabilir. Analizi yaptırmamız gerekiyor. Gerçekten de antik çağ olduğu şu işlemelerinden gerçekten de çok belli. Şimdi arkadaşlar daha hala var herhalde. Şöyle. Evet. Yine var. Evet. Gördüğünüz gibi. Yine hala Roma dönemine ait gene simge sikke paraları. Yine bir tane bilezik çıktı. Şunun şu güzelliğine bir bakın. Görüyor musunuz? Şimdi burada bunun içinde başka bir şey yok. Şurayı bir tutacağım. İçinde kaçırmayalım. Var burada. Yine küçük bir tane sikke. Şöyle bir açalım şunu. Görüntüsünü gördün mü? Evet, içinde kaçırmışık. Yine bir tane altın kaçırmışık, içine bak. Başka yok. Ötmüyor değil mi? Alıştık çıkmaya içinde. Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi şu yakut Roma antik çağda en çok kullanılan süper bir bilezik'in bir tanesi. Aynı şu bakır yakuta benziyor. Şu da gümüş olan. Şunlar en çok da hoşuma gitti. Kaplumbağa gibi. Görüyorsunuz birinde yakut var. Birinde de altın işleme yapmış. Gördüğünüz gibi altın işleme yapmış. Görüyorsunuz. Kaplumbağa işlemiş. Gerçekten de harika bir parçalar. Şöyle biraz bak şunlara. Görüyor musunuz? Gerçekten de. Çok güzel. Burada çıkanlar bayağı var. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. Bugün kamerada bir sorun oldu. Kamera kendi kendine attı. Videoda kopukluk oldu bazı. Gördüğünüz gibi gerçekten de süper bir parçalar çıktı. Harika bir şey. Bayağı bir malzememiz çıktı. Şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Sevgili dostlarım, niye diyeceksiniz? Burası tuzaklı bir yerdi. Burayı gerçekten de gördük. Ama şurada aşağıya giden delik, görüyorsunuz içeri aşağıya gidiyor. Burası dediğim gibi duvar örülmüş, kapatılmış. Duvarın geldiği yer, şekil belli. Burada daha çok iş var ama o da açmadığım için burada bir müjdesini, bugün de gerçekten de şu kafa, şuradan da uçmayalım, şu kafa. Baktığı yeri görüyor musunuz, boyun? Baktığı yerde altta ilk başta çiviler, 2-3 tane, 2 tane mi ne sikke, ondan sonra da bir küpün içine konulan malzemeler gerçekten de antik çağda kalmış Roma'nın süper bir parçalarıydı. Şurası tuzaklı bir yer. Gerçekten de burası aşağı gidiyor. Belki de bu bölümdeki içeri giden yer belli. Şu kayayı alt tarafta oynatmaya kalktığımızda bu kayalar üstümüze gelme ihtimali çok yüksekti. Şuradaki o hafif bir deşintide, yani 40 santim 50 santimde çıkan küpü bile alırken korkarak bu malzemeleri çıkarttım. Gerçekten de süper. Bugün bir iş çıkardık. İşte videodaki kopukluklar bizi bayağı etkiledi bugün. Gördüğünüz gibi yakut
Roma antik çağda çok kullanılmış, çok süper bir eser. İşlemesi de harika gerçekten de. Gördüğünüz gibi süper bir parça. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala, YouTube kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın. Süper bilgilerle tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi seviyorum dostlarım. Burada gördüğünüz gibi koçbaşıyı biraz yakınlaştırdım. Gayet net belli. Şu aşağı kısımdaki de bir burun var. Gördüğünüz gibi. İki tane göz yapılmış. Yol tarafını gözetliyor. O burunun bir ucu da aşağı bakıyor. İki göz de buraya bakıyor. Üste de gayet net belli. Koçbaşı şurada. Dediğim gibi kervanların geçtiği kedik kapı diyoruz. Patika yol buradan. Şöyle boğazdan yukarı çıkıyormuş dostlarım. Gerçekten de süper yer. Dediğim gibi aşağıda da bir müjdesini bulduk. Tuzaklı yerde gerçekten de korkunç bir yerdi. Şu aşağıdaki yerde iki tane gözün burayı bizi gözetlediğini, gayet yolu gözetlediğini net olarak görüyorsunuz. Şurada koçbaşı da gayet net belli. Bu videoda da beğeni bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.